hazırlanmış, sosyal medyada paylaşılmış durumda. Ama vatandaş soruyor, endişeli izliyorlar. Çünkü ikinci bir Suriye meselesi olarak görülüyor. Sınır hattımızın kontrol dışı bir şekilde göçe hazır olmadığı konusu var. Şikayeti var, iddiası var. Nasıl adlandırırsanız adlandırın. Hepimiz izliyoruz görüntüleri. Cep telefonu kamerasıyla birkaç aydır devam ediyor. Şimdi ise Kabil Havalimanı'na ABD ayrılırken Mehmetçiği göndereceğiz. ABD minnettarız diyor size. Biz neden bu kadar ısrarcıyız? Bunu soracağız. Sadece bunu sormayacağız. Eğer biz askerimizi oraya koyduğumuzda, nöbet tutmasını istediğimizde %80'i artık ülkenin Taliban kontrolünde. Neyle karşı karşıya kalabilir? O yüzden bu son dakika gelişme iddiası, yani Afganistan hükümetiyle Taliban arasında bir anlaşma olup olmadığı kuşkusuz Türkiye'nin orada bulunma şartlarını da değiştirecektir. Neyle karşı karşıyayız Sezin Hanım? Bir kere Amerika'nın ikinci Vietnam'ıyla karşı karşıyayız. Hakikaten de Vietnam boyutunda aslında bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Yani orada işte daha önce Hanoi'de, Saigon'da ne yaşanıyorsa belki bir anlamda Afganistan'da da bunlar yaşanıyor. Ve Türkiye'nin buna müdahil olduğu bir senaryodayız. Bu da gerçekten çok ciddi bir durum ve Türkiye'nin Amerika'nın bıraktığı boşluğu doldurması söz konusu. Orada herhangi bir Birleşmiş Milletler kararı veyahut da uluslararası bir kararla değil, Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle var olması söz konusu. Ve evet, Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı o infografikler vesaire son derece doğru. Türkiye'nin gerçekten Afganistan'la derin bir mazisi, geçmişi var. Atatürk zamanından da kalan, daha öncesinden de. Ama şimdi onun mirasını bu kadar hoyratça tüketiyor olmak ve şu an Taliban tabii farklı farklı gruplardan oluşuyor. Ve aslında bir müthiş diplomasi hamlesi yapıyorlar. Dönüyorlar işte Rusya'ya bir mesaj veriyorlar, dönüyorlar Çin'e bir mesaj veriyorlar. Çin'e de bu arada son derece dostan yaklaştıklarını söylediler. Bütün bu Uygur meselesiydi vesaire. O tarafta yok yani, gördüğümüz üzere. Yani orada aslında Taliban büyük bir uluslararası geçerliliği olan güç olarak yükselmekte. Şimdi burada ama Türkiye'ye karşı mesela Çin'e verdikleri pozitif mesajı vermediler. Türkiye ile geçmişleri, yani Afganistan'ın geçmişi olduğunu vurgulamakla beraber Türkiye'nin orada bundan sonra, bu saatten sonra askeri varlığının hoş karşılanmayacağı mesajını net biçimde verdiler. Ama bir şekilde Türkiye, Ankara'da öyle bir inanış var ki biz orada Taliban'la aramızı iyi bir şekilde sürdürürüz. Bu herhalde gene işte bu din kardeşliği vesaire gibi bir algıya dayanıyor. Tabii bunun bir geçerli olmadığını görüyoruz. Çünkü orada son derece real politik peşinde Taliban. Dediğim gibi Çin'le o zaman iyi geçinme durumu olmaz vesaire. Stratejik işbirliği konusunu gündeme getirmez. Önemli olan burada işte bütün bu darbenin arkasında Amerika var konusu geçiyor. Mesela Erdoğan'ın kendisinin de dönüp Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'e Amerika'nın kendisini öldürmeye çalıştığını ifade ettiği, ona yakın kaynaklar tarafından söyleniyordu, gündeme getiriyordu. Demek ki hükümet nezdinde de böyle bir inanış var. Şimdi böyle bir durumda bir yandan da Amerika ile ama işbirliği yapılmasında hiçbir fırsattan kaçınılmıyor. Ve daha da önemlisi işte bu bir Vietnam durumu yaşanırken, böyle bir enkaz Amerika arkada bırakıp da çekilirken Türkiye buna müdahale oluyor. Bu tabii çok sarsıcı bir durum ve onun ötesinde, yani bunun üstünde çok düşünülmesi gereken bir durum. Çünkü askeri olarak bir kere orada dediğim gibi geçmişi tamamen yıkıyorsunuz. Bir düşman gücü gibi adeta belki görüleceksiniz ve bunun hiçbir garantisi yok. Hiçbir garantisi olmadan böyle bir misyona girişiliyor. Geçen yıl Libya'yı konuşuyorduk bu dönemler. Libya ile ne kadar derin bir dostluğumuz var ve geçmişimiz var, bunları konuşuyorduk. Bu yıl dönüyoruz Afganistan meselesi şimdi gündemde. Yani bütün bu maymun iştahlı bir anlamda dış politika hamleleri bir tarafta. Öteki tarafta da tabii bu mülteci meselesi çok ciddi. Çünkü Suriyeliler konusu Türkiye'de maalesef hiç sindirilemedi. Çok ciddi bir mesele haline geldi. Her türlü yabancı aslında mülteci konusu. Ama Avrupa Birliği ile Suriyeliler konusunda bir anlaşma vardı. O anlaşma hiçbir zaman Afganları ya da diğer ülkelerden gelen mültecileri kapsamadı. Çünkü Avrupa Birliği de daha fazla mülteci gelmesini istemiyordu. Yani bir şekilde onları adeta teşvik edeceğini düşünüyordu böyle bir onlara da yönelik anlaşma yapılırsa. Dolayısıyla böyle bir zaten
zor bir durum yaşanıyordu mültecilere karşı Türkiye'deki, onlara yapılacak yardımlarla ilgili vesaire. Ve şimdi Suriyelilerle ilgili anlaşma güncellenemezken, onunla ilgili sorunlar yaşanırken bir de bu Afgan mülteciler meselesi geliyor. Ciddi bir insanlık dramı var. Amerika'nın yolda bıraktığı bir takım oradaki güçlerle, işte batılı güçlerle işbirliği yapmış veya yaptığı düşünülen insanların dramı var. Büyük bir trajedi yaşanıyor. Kadınlar açısından çok büyük bir tabii trajedi tabii yaşanıyor. Tabii ki Taliban da çok da ciddi. Ve burada işte bir yandan Türkiye'nin insani sorumluluğunu belki daha çok konuşmamız gerekirken müdahilliğiyle çok daha güvenlik boyutunun ön plana çıkacağı bir hali içine düşüyoruz. Farklı sorularda soracağım ama değerli konuklarımız hazırlar. Hemen dönelim. Dönerken de şunu söyleyelim. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Halk TV'den Mehmet Bal arkadaşımıza yapmış olduğu özel açıklamada Türkiye'nin Afganistan'da NATO gücü olarak kalmasını işgal olarak göreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediklerini zaten beyan ediyorlardı, vurguladı. Ayrı olarak yine Sputnik'te yer alan bir haberde Taliban kanadından gelen bir açıklama. NATO üyesi olarak değil, Türkiye'yi Türkiye olarak istiyoruz. Bu ne anlam ifade eder? Bunları da soracağız. Şimdi efendim karşımızda Mehmet Bal var. Mehmet Bal, merhabalar. Şimdi sıcak bir gelişme teyidini senden almak istiyoruz. Çünkü Afgan hükümetinin Taliban'la müzakerelerde olumlu bir sonuca ulaşması herhalde Mehmetçiğimizin gidecekse ve kalacaksa orada rahatlatacak en önemli gelişme olacağı konuşuluyor. Anlaşma var mı? Varsa anlaşmanın detayı var mı? Bütün gözler şu anda Halk TV'de. Teyit edebilirsek ilk kez bizler senin aracılığında teyit edeceğiz. Sözü sana bırakalım. Can Coşkun, sen de aktardın biraz önce. Anlaşma aslında prensipte sağlandı. Dakikalar öncesinde ben de Taliban'ın sözcüsü, aynı zamanda daha önce siyasi büro şefi olan Süheyl Şahin'e ulaştım. Süheyl Şahin anlaşmanın sağlandığını aktardı. Prensipte bir anlaşmanın sağlandığını belirtti. Önümüzdeki iki günlük süre içerisinde ise yine yüz yüze görüşmeler Afgan hükümetiyle devam edecek. Kabil hükümetiyle devam edeceğini söyledi. İnsani ölümlerin ortadan kaldırılması ve insanlara bu noktada yardımların ulaştırılması adına böyle bir karar alındığını dile getirdi. Daha önceden zaten bu Katar'da Eylül'de başlamıştı. 2020 tarihinde görüşmeler zaten yapılıyordu. Ama heyetler arasında, delegasyonlar arasındaki anlaşmanın prensipte gerçekleştiğini net olarak söyleyebiliriz. Bu Taliban kanadından da şu an için onaylanmış, netleşmiş bir durum. Önümüzdeki günler içerisinde ise dediğim gibi görüşmeler devam edecek delegasyonlar arasında. Bir diğer taraftan Abdullah'tan da açıklama gelmişti. O da aynı açıklamayı, aynı ifadeleri kullandı. Tekrar edelim, tekrar etmekte fayda var. Delegasyonlar arasında anlaşma Doha'da sağlandı, Katar'da sağlandı. Prensipte anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki iki gün içerisinde ise yeni görüşmeler yapılacak, yüz yüze görüşmeler yapılacak ve bundan sonra atılacak adımlar konuşulacak. Burası da çok önemli bizler için, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki süreç içerisinde NATO bünyesinin içinde ya da dışında eğer Afganistan'da göreve devam edecekse önümüzdeki süreç içerisinde yapılacak anlaşmanın içeriğini bizler de yakından takip edeceğiz. Mehmet Bal, teşekkürler. Mehmet Bal aracılığıyla Halk TV bu şekilde doğrulatmış oldu. Taliban sözcüsü bizzat doğruladı. Bir prensip anlaşması var ama anlaşmanın detayları önümüzdeki süreçte devam etmesi planlanan görüşme takvimine bağlı olarak hazırlanacak. Sonrasına bakacağız elbette. Şimdi efendim çok değerli konuğumuz var. Bu süreçte belki de görüşlerine başvurulabilecek en önemli isimlerden biri. Çünkü hem eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı, dış politikada önemli görevler almış